HRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 9 Mart 2021 günlerden salı ve ben Ali Yolcu Ana Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Evet, son günlerde sizlerin de dikkatini çekmiştir. Sınırda bir hareketlilik yaşanıyor. Hem güvenlik gücü takviyesi anlamında bir hareketlilik yaşanıyor, hem de sınırdan Türkiye'ye doğru kaçak geçiş yapanların sayısında da bir hareketlilik yaşanıyor. Dün yine öyle bir gündü ve Hatay'dan sınırdan Türkiye'ye geçmeye çalışan toplam 11 kişi güvenlik güçlerimiz tarafından fark edildi ve gözaltına alındı. O 11 kişinin arasında biri var ki tam azılı bir terörist, IŞİD'li, DAEŞ'lı, üstelik kırmızı bültenle aranıyordu. İşte böyle birini ele geçirdi güvenlik güçlerimiz. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın yazılı bir açıklaması var. Hatay'da sınırdan Türkiye'ye geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan IŞİD terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi. Hatay'ın Altınözü sınırında kaçak olarak Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı yakalanan 11 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan IŞİD terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Hatay Altınözü hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Evet, bu DAEŞ'lı terörist Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Hatay'da mı kalacaktı? Hatay'da kalmayı başka, Türkiye'nin başka illerine mi gidecekti? Ne amaçla girdi? Bütün bunlar tabii soruşturma sonrası ortaya çıkacak bilgiler efendim. Bize bu yönde bilgi gelirse güvenlik güçlerinden Hatay Valiliği kanalıyla elbette sizlerle de paylaşacağız. Evet, ve kök hücre efendim, kök hücre nakli biliyorsunuz sadece Türkiye'de değil, dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde sıkıntılı bir durum. Kök hücre bağışı yapan insanların sayısı da bir hayli fazla. Bu hastalığa yakalanan insanların da kurtulmasının tek yolu kök hücre nakli yapmak biliyorsunuz. Böyle bir hastamız var Mersin'den efendim. Sadece 5 yaşında Toprak Sami Güneş isimli bir evladımız Mersinli. Kök hücre nakli olması gerekiyor ve yapılması gereken tek şey de Kızılay'a onun ismiyle 3 tüp kan vermek. Nilay Sırım Güneş, toprağın annesi, onun da kısa kısa açıklaması var. Toprak Sami Güneş 5 yaşında. Non-Hodgkin lenfomayla mücadele ediyor. Yani bu yaşında bir tür kan kanseriyle savaşıyor ve 6 aydır tedavi görüyor. Hastalığı nüksetti. Yaşama tutunması için kök hücre nakli olması gerekiyor. Aile, Ankara'da tedavi gören 5 yaşındaki evlatları Toprak Sami için kök hücre bağışı yapılması için çağrı yaptı. Mersin'deki toplam kök hücre bağışçı sayısı 145. Belki çoğunuz verdiniz, belki planlıyorsunuz, vermeyi planlıyorsunuz. Ne olduğunu, ne olmadığını bilmiyorsunuz, çekinceleriniz var. Şöyle bir durum var arkadaşlar, kan vermekle kök hücre bağışçısı olmak birbirinden farklı şeyler. Yani belki kan verdiniz, kök hücre bağışçısı olmadınız. Kızılay'a gittiğiniz zaman özellikle kök hücre bağışçısı olmak istiyorum demeniz gerekli. Yani bir poşet değil, 3 tüp kan alınacak. Hani kan vermek istiyorsanız tabii onu da yapın. Ama 3 tüp kan alınacak ve sizin eşleşmelerinize bakılacak. Herhangi bir kök hücre bağışçısı olmak için önünüzde engel var mı, ona bakılacak. Eğer hiçbir engeliniz yoksa ve mucize oldu, siz oldunuz toprağın eşi ve donör olabilecek kişi, sizden iletişime geçiliyor ve tekrar kan alınıyor. Kanınızdaki ilikler ayıklanıyor, toprağa sağlıklı ilikler veriliyor. Sağlıklı bir insanda zaten çok kısa zamanda alınan hücreleri yeniden oluşuyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Toprak gibi kök hücre bekleyen onlarca bebek var. Verilecek her kök hücre bağışı minik bir bebeği yaşama döndürebilir. İşlem çok kolay. Herhangi bir cerrahi müdahale, operasyona gerek kalmadan, hastanede yatma durumu olmadan yapılması gereken tek şey en yakın Kızılay ya da Türk Kök Birimine gidip toprağın ismini belirtip 3 tüp kan vermek. İlk 3 tüp kan ile uyum sağlanırsa ikinci kere 3 tüp kan vermek gerekiyor. İşlem sadece bu. Anne Nilay Sırım Güneş, evladı toprağın yaşaması için
herkese çağrı yaptı. Toprağın tümör cinsi çok agresif ve hemen acilen ilik nakli olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki zamanla yarışıyoruz ve bu hayat memat meselesi. Sizden iki isteğim var. Birincisi ertelemeyin. Lütfen Kızılay'a gidin. Kök hücre bağışçısı olmak istiyorum diyerek kan verin. Çünkü kan vermek ayrı, kök hücre bağışçısı olmak ayrı. Kök hücre bağışçısı olurken de toprağın adını vermenize gerek yok. Genel bağışçı olmanız yeterli. Eşleşmesi durumunda zaten sizinle iletişime geçilecek. Ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Sadece 3 tüp kanla toprak bebek ve bu hastalıkla boğuşan onlarca bebeğin yaşamasını sağlamak mümkün. Sizden ricam arkadaşlar, henüz gitmediyseniz, planlıyorsanız acilen yarın gidin. Hemen gidin. Çünkü gerçekten zamanla yarışıyoruz. Bir dualarınız ve de bağışınız bizi kurtaracak. Çok teşekkürler. Evet ve Hataylıların bir rüyası, daha doğrusu Antakyalıların bir rüyası. Belki buna Defnelileri de katabilirsiniz. Çünkü Defne, Antakya iç içe biliyorsunuz. Ama genel olarak baktığınızda bütün Hatay'da diyebilirsiniz. Yani Reyhanlı'daki vatandaşımız da Antakya'ya geliyor. Efendim söyleyeyim, Altınözü'ndeki vatandaşımız da geliyor. Samandağ'daki vatandaşımız da geliyor. Şehir merkezi. En çok şikayetçi olduğumuz konu. Boğulmuş. Araç trafiğinden, binalardan boğulan şehir merkezi. O şehir merkezinde biliyorsunuz vakıflar işhanı vardı. Çokça konuşulan bir konuydu. Vakıflar işhanı boşaltıldı biliyorsunuz. Hatta yıkım çalışmaları da sanıyorum bitirildi. Ama bu esnada konuşulan şuydu. Vakıf işhanının yerine yeni bir bina mı dikilecek? Yoksa yeşil alan olarak mı bırakılacak? Kent meydanı olarak mı bırakılacak? Bütün yani bu süreç içerisinde bu soruyu sorduğumuz bütün Hataylılar kent meydanı olması konusunda hemfikirdi. Aslında buna Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan da hemfikirdi, öyle istiyordu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş da böyle istiyordu. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de böyle istiyordu. Ama olup olmayacağı konusunda ciddi tereddütler vardı. Ne zamana kadar? Düne kadar. Dün hem Hatay Valisi Sayın Rami Doğan kendi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Hem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş yine kendi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Orası artık yeşil alan. Vakıflar işhanının bulunduğu yer yeşil alan efendim. Peki kim satın aldı? Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesi ortaklaşa oranın parasını ödediler ve Antakyalılara kazandırdılar efendim. Uzunca bir süredir çözüm bekleyen bir problemdi vakıf işhanının alanının akıbeti. Birçok proje yazıldı, çizildi, açıklandı. Hataylılar yeşil alan kent meydanı olarak şehre kazandırılsın, kamulaştırılsın istedi. Görüşmeler, ziyaretler yapıldı, talepler dillendirildi. Ancak uzunca bir süre orta yol bulunamadı. Bina yıkıldı, ortaya bu görüntü çıktı son olarak. Şimdi ise Hataylıların istediği oldu. Taraflar masaya oturdu ve imza attı. Kamulaştırma için ön protokol sağlandı. Hatay'ın, Antakya'nın kalbi denen bu köprüde böyle boş açık alan oluşturulması bence yerinde isabetli bir şeydir. Çok iyi olur. Hayatta ilk defa yapılacak bir şey, çok güzel bir şey. Bir taraf Saray Caddesi, bir taraf Asi kenarı, şehrin göbeğinde bir beton yığını. Bu bina artık yok. Antakya Köprü başındaki vakıf işhanından bahsediyorum. Bina yıkıldı, sadece koruma silüeti kaldı geriye. Kollar sıvandı. Bu alan Hatay'a, Antakya'ya kent meydanı olarak kazandırılacak. Hataylıların talepleri milletvekilleri tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletildi. Bakan Ersoy, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın gerekli çalışmaları yapmasını istedi. Vali Doğan taraflarla bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek Hatay için, Hataylılar için oturdu masaya ve imzaları attı. Proje kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi 27, Antakya Belediyesi 7 milyon lira ödeyecek. Yeşil alan olması tabii ki çok iyi. Alanımız zaten yok. İnşallah hayırlı olur. Emeği geçen Sayın Valimiz başta olmak üzere belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yeşil alan olma kararını destekliyorum ben.
Yeşil alan olması çok hoşuma gider tabii ki. Buranın öyle bir yere de ihtiyacı var aslında yeşillik alana. Harika olur. Yani ihtiyacımız var böyle yeşil alana. Hatay Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada civardaki binaların cephelerinde de düzenleme yapılacağını duyurdu. Meydanın açılmasıyla birlikte meydana cephesi olan binaların ise sokak iyileştirmesi kapsamında bina sahipleri tarafından meydan silüetine yakışır bir şekilde ön cephelerinde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar da başlatılacaktır. Bu süreçte Antakya halkının kentlilik bilincinin üst düzeyde yankı bulması, siyaset ve bürokrasinin de bu sese uyum göstermesiyle birlikte tarihi kent dokusu ortaya çıkarılmış ve kente nefes alacak bir alan daha kazandırılmıştır. Hayata geçmesi bizim insanlar için, bu şehir için çok güzel bir yer. Güzel olur, açık olur, millet oturabilir burada. Yani çok iyi. Antakya'nın böyle bir şeye ihtiyacı var. Atatürk Parkı'ndan başka hiçbir park yok, hiçbir mesire yeri yok. Yani bu olması gereken bir şey. Geç kalınmış bile. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'ta konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir soru önergesi vermişti. Önergede alanın kent meydanı olarak yeniden düzenlenmesini isteyen Oruç, gelişmeden dolayı Hataylıları kutladı. Antakya halkının kentlilik bilincinin üst düzeyde yankı bulması çok sevindirici olup kentimizin nefes alacak bir alanının daha olacak olması mutluluk vericidir. Ortak akılla alınan karar gereği yıkılan vakıflara ait iş anı alanının kent meydanı yapılmak üzere tahsis edilmesine yönelik bir Antakyalı olarak sevincimi paylaşıyor, Antakya'ya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Evet, her iki belediyeye ve Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan'a elbette Hataylılar olarak teşekkür ediyoruz böyle önemli bir çalışmaya imza attıkları için. Evet, ve CHP'nin Hatay milletvekillerinden Suzan Şahin hanımefendinin bir soru önergesi var. Soru önergesinde hakim, savcı ve avukatlar vardı. Covid-19 hastalığı çerçevesinde öncelikli olarak bu meslekte yer alanların aşılanması gerektiğine dikkat çekti. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Covid-19 pandemisi sürecinde adliyelerde halk ile yakın temasta bulunarak görev yapan hakim, savcı ve avukatların aşı uygulanacak grup sıralamasında öncelikli olmasını istedi. Şahin, Covid-19 pandemisinin başından bu yana adliye ve cezaevlerinde halkla yakın temasta bulunarak görev yapan hakim, savcı ve serbest avukatların aşı uygulanacak grup sıralamasında ikinci aşama sınıfına dahil edilerek öncelikli olmasını isteyerek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Adliyelerdeki insan sirkülasyonunun yarattığı virütik ortamdan en çok etkilenme riski altında bulunan hakim, savcı ve serbest avukatların öncelikle aşılanmasını isteyen Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Aşı uygulama takviminde hizmetin sürdürülebilmesi için öncelikli sektörler içerisinde A5 ve A6 grubunda yer alan Adalet Bakanlığı ve cezaevleri grubunda hakim, savcı ve serbest avukatlar yer almakta mıdır? Pandemi başlığından bu yana il il adliyelerde Covid-19'a yakalanan hakim, savcı ve avukat sayısı nedir? Hakim, savcı ve serbest avukatların öncelikle aşılama kapsamına alınması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bugün sabah öğrendim. Türkiye'de bugüne kadar herhalde 10 milyon kişi aşılanmış. 10 milyon kişi, işte 80 milyon olduğumuzu düşünürseniz, yani her 8 kişiden biri aşılanmış oluyor. Önemli bir rakam. 10 milyon önemli bir rakam. Ama yeterli mi? Değil tabii. Gönül isterdi ki daha fazla olsaydı, 15 milyon olsaydı, 20 milyon olsaydı. Bakalım yavaş yavaş bu aşı polemiği siyasiler arasında, CHP ile AK Parti iktidarı arasında her ne kadar polemik konusu oluyorsa da iyi bir ilerleme gösterdiğimiz söylenebilir. Evet, şimdi biliyorsunuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü dün. Dün yetişen haberleri sizlere sunduk. Ama tabii 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün yankıları bugüne de sarktı. Şu andan itibaren önümdeki haberlerin neredeyse tamamı, iki üçü hariç tamamı kadınlarımızla ilgili, kadınlara ayırdığımız haberler. Hemen başlıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediyesi arasında imzalanan ortak protokol ile hayata geçirilen Defne Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi efendim törenle açıldı.
Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da törene katılan isimler arasında yer aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediyesi arasında imzalanan ortak protokolle hayata geçirilen Defne Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyor. Açılışa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ve eşi Profesör Doktor Nazan Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, oda temsilcileri ve davetliler katıldı. Bu açılan Kadın Dayanışma Merkezi'nde tüm Defne'li kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konuşmasında kadınların toplumdaki önemine değinen Başkan Savaş, bizim için kadınlar her gün özeldir, dedi. Aslında bizim için onlar her gün özel ama dünyada bir günde bugünü kutlamak nasip oluyor. Bugün önemli bir açılış var ve bu açılış kadınlarımızla ilgili. Bu nedenle istedim ki evde beni yöneten Nazan Hanım benim adıma ve sizleri burada konuşacak. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel konuşmasında teşekkür etti. Çok güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Kadınlara yönelik sağlık, hukuksal alanda ve psikolojik alanda hizmet verecek olan bu binamızı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımla ortaklaşa yaptığımız proje açılışını yapacağız. 8 Mart'ın birlik, beraberlik, mücadele ve anma günü olduğunu belirten CHP Hatay İl Başkan Vekili Nihal Atay Mengüllüoğlu da kadınlar olarak bir arada güçlüyüz dedi. New Yorklu işçi kadınların eşit işe eşit ücret şiarıyla canlarını ödedikleri bir günün anısına bütün dünyada kadınların birlik, beraberlik, mücadele, dayanışma, anma günüdür. Profesör Doktor Nazan Savaş, kadın istihdamının artırılmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Ne kadar çok etkinlik olursa bu demek ki o kadar çok sesimiz duyuluyor demektir. Ve pozitif yönde geri dönüşlerin olması demektir. Hatay'ın kalkınmasına yönelik kadınların daha çok üretim sağladıkları alanlarda fırsat yaratıldığını gördük. Bu anlamda bu fırsatları hepimizin iyi değerlendirmesi lazım. Defne Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde her türlü şiddete maruz kalan kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri ücretsiz, sosyal, hukuki ve psikolojik destekler verilecek. Sorunların çözümü noktasında danışmanlık hizmeti sağlayacak olan dayanışma merkezi, aynı zamanda sosyal yaşama aktif olarak katılımın sağlanmasına yardımcı olacak. Tüm bunların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddetle mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla etkinliklerin de düzenleneceği dayanışma merkezinde mesleki ve kişisel gelişimlerin sağlanması amacıyla hobi atölye çalışmaları da yapılacak. Evet, aynı Lütfü Savaş efendim bu söz konusu etkinlikten çıktı ve Hatay'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleşen ve birçok meslek grubundan kadının bir araya geldiği buluşmada Başkan Savaş'a eşi Profesör Doktor Nazan Savaş da eşlik etti. Bence kadın istihdamının arttırılması çok önemli ülkemizde. O anlamda da ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Umarım emsalleriniz şehrimizde çok daha fazla artar. Birçok meslek grubundan kadının katıldığı buluşmada toplumun kalkınmasındaki en büyük görevin kadınlara düşen roller olduğu belirtilerek kadın istihdamının artırılması konuları ele alındı. Ekonomiye yön veren birçok sektör olmak üzere iş dünyasında birçok başarıya imza atan girişimci kadınlar iş hayatlarındaki tecrübelerini Başkan Savaş'la paylaştı. Bir erkeğin hayatında iki tane alın yazısı vardır. Bir tanesi onu doğuran anasıdır, büyüten anasıdır. Diğeri de hayat boyu sevgilisidir. O da eşidir. Bu nedenle bir kadın bir toplumda ne kadar güçlüyse o toplum o kadar ayakta kalmaya muktedirdir. Eğer kadın zayıfsa o toplumun erkeklerin yapacağı hiçbir şey yoktur. Bunu bir erkek olarak söylüyorum. Bu nedenle kadınlarla erkekler arasında bir yarıştan söz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum.
Expo 2021 organizasyonunda kadın emeğinin önemine dikkat çeken Başkan Savaş, Hatay'a katacağı değerleri de paylaştı. Eğer bir kadın başarılıysa onun arkasında mutlaka başarılı bir erkek vardır. Ama bir erkek de başarılıysa mutlaka başarılı bir kadın vardır. Bugün kadınlarımız için özel bir gün. Bu özel gününüzde tek erkek olarak burada bulunmanın onurunu yaşıyorum. Hepsi başkan düzeyinde ve çok yetenekli hanımlar. Hem de güzel hanımlar. Dünyaya da güzel bakıyorlar. İlla simanın güzel olması yetmez. Duygu ve düşünceleri güzel olması lazım. Topluma da örnek olacak hareketler yapması lazım. Yoksa Allah'ın verdiği güzellik bir gün geçip gider. Ama sizin bırakacağınız güzellikler baki kalır. Buluşmanın sonunda Başkan Savaş katılımcılara UNESCO Hatay Gastronomi Evi şeflerinin hazırladığı yemek kitabıyla aşçı önlüğü hediye etti. Evet, Hatay'da faaliyet gösteren birçok dernek. Şimdi haber içinde hangi dernekler olduğunu göreceksiniz. Birçok dernek ve kooperatif kadın temsilcileri Antakya Defne bölgesindeki Expo Hatay alanını ve üretim seralarını ziyaret ettiler. Hatay'da faaliyet gösteren birçok dernek ve kooperatifin kadın temsilcisi Antakya Defne bölgesindeki Expo Hatay alanını ve üretim seralarını ziyaret etti. Hatay'ın girişimci, gönüllü, üretken ve çalışkan kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Expo Hatay üretim seralarında fidan dikerek kutladı. Expo Hatay organizasyonunda kullanılacak endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerle fidanların üretildiği seraları ziyaret eden kadınlara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın eşi Profesör Doktor Nazan Savaş ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kadın yöneticileri eşlik etti. Expo'nun ana teması bahçe bitkileri ve tıbbi bitki, aromatik bitkiler, fidecilik ya da süs bitkileri ya da bunların bir katma değeri daha yüksek olan üretim, işte parfüm gibi ya da ilaç sanayinde ya da diğer alanlarda, kullanım sektöründeki alanlarda kullanılmasıyla ilgili bir çerçevesi var. Bu kapsamda da bakıyoruz. Görünmeyen yüzde aslında kadın emeği çok fazla tarım sektöründe. Bunun katma değer alanının yüksek olduğu sektörde de yine kadın çalışanlar çok fazla. Bu kapsamda hani Hatay Expo'sunun asıl sahibi belki de halk diyoruz ama, Hatay halkı diyoruz ama asıl nüvesini oluşturan da Hatay kadınları. O nedenle de kadın olmadan Expo alanının canlanması, ayakta durulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması biraz zor. Nazan Savaş, kadınların Expo'daki yerine değindi. Expo Hatay, can sıkıcı pandemi sürecinde hem ülkemiz hem diğer ülkeler için nefes alınacak bir organizasyon olacak dedi. Expo alanındaki organizasyonlarıyla yapacak bürokratımız kadın. Yine sera alanlarında bakıyoruz, pek çok ayrı bitkinin ekiminden sorumlu olanlarımız, kadın çalışanlarımız. Oysa da bu beni çok mutlu ediyor. Tabii ki sadece kadın demiyoruz, kadın erkek bir arada. Ama birbirlerini destekleyen nitelikte bir çalışma sergilerlerse bu Expo gerçekten nihai hedefine ulaşır, amacına ulaşır. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Yöneticisi Nihal Atay Mengüllüoğlu da düşüncelerini paylaştı. Mengüllüoğlu, Expo şehrimizin sönme noktasına gelen ekonomisine, ticaretine yeni bir ivme ve heyecan katacak dedi. Expo'nun anlamını biliyorum. Hatay ve özellikle başta Hatay ve Türkiye için çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Başta başkanımız Lütfü Savaş Beyefendi olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Asi Kadın Kooperatifi üyesi olan jeoloji mühendisi Nazife Aydın, Expo Hatay'da kadın istihdamına önem verildiğini gözlemlediğini belirtti. Biraz önce seraları gezerken de gördüğümüz gibi kadın istihdamına da önem verildiği için yani şehrin ekonomisine, özellikle kadın ekonomisine de muhakkak çok güzel yararları olacaktır. Expo'da da bunu gözeteceklerini bildiğim için o yüzden destekliyoruz. Hem esnaf hem Defne Kadın Kooperatifi Başkanı olan Nesrin Deli, Expo'nun herkes için büyük bir şans olduğunu ve üreticilere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Bu hepimiz için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Üreticilerin hepsine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Komisyonu üyesi Avukat Ümit Seyfettinoğlu, Expo'nun her aşamasında kadın gücünün olduğunu vurguladı. Expo'nun her aşamasında Expo 2021'in çalışanlarının, ki bugün burada da bunu gözlemledik, tanıdık yakından, sanırım %50'den fazlası hep kadın istihdamıyla ayakta duran, yani tebrik ediyorum tabii ki kendimizi bu arada. Kadın ve çevre birleşince olağan üstü güzelliklere imza atacağız inşallah. Kadınlar 8 Mart anısına mor fesleğen ve naneleri toprakla buluşturarak can sularını da verdi.
Ve Refik Er Yılmaz efendim, Samandağ Belediye Başkanı, izleyenleriniz bilir, dün Demokrasi Buları programına konuktu. Kendisiyle beraber bir program yaptık. O da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber, CHP İlçe Kadın Kolları yöneticileri ve eşleri Selda Er Yılmaz ile birlikte Samandağ Belediyesi İpek Köyü atölyesinde kadınlarla buluştu. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Er Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber, CHP İlçe Kadın Kolları yöneticileri ve eşi Selda Er Yılmaz'la birlikte Samandağ Belediyesi İpek Köyü atölyesinde kadınlarla buluştu. Kadınlar olarak biz her zaman sizlerle gurur duyuyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Dünyada kadınların olmadığı hiçbir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Etkinlikler kapsamında ziyaret sonrasında belediye toplantı salonunda gerçekleşen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paneline katılan Başkan Er Yılmaz, kadınlara çiçek hediye etti. Başkan Er Yılmaz son günlerde yaşananları sorunlar yumağı olarak niteledi. Bugün Türkiye'de kadınlarımızın bırakın hak ettikleri yerde yer almaları, mevcut olan ülkeyi yöneten zihniyetin kadına bakış açısından olsa gerek, kadınlarımıza yönelik Türkiye'de gerçekten ciddi anlamda bir ayrımcılık ve her gün biraz daha böyle yükselen bir kadına şiddetin uygulandığını görüyoruz. Kadına şiddet, kadına yönelik ayrımcılık, cinsiyetçi ayrımcılık ve fırsat eşitliğinin olmamasıyla alakalı bugün Türkiye'de kadınlarımız ciddi bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya. İçinde kadının olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz sözleriyle devam etti konuşmasını Er Yılmaz. Biz kadınlarımızın hak ettiği yere gelebilmesi adına parti olarak her zaman Atatürk'ün bize göstermiş olduğu, çizmiş olduğu yolda yürüme noktasında üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 8 Mart vesilesiyle Türk kadınının kadın erkek eşitliği noktasında gerekli haklara kavuşması için büyük bir mücadele veren ve bu yolun önünü açan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu vesileyle saygı ve minnetle anıyorum. Peki Arsuz'da ne vardı? Efendim, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in notları var önümde. Yöresel ürünler kadın eli sent pazarının emekçi kadınları Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven'i ziyaret ettiler. Buyurun efendim, görüntüler gelsin. Yöresel Ürünler Kadın Eli Semt Pazarı'nın emekçi kadınları Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven'i ziyaret etti. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven hem belediye hem de şahsi olarak kadınların yanında olduklarını söyledi. Kadınların bir gün değil 365 gün hatırlanması ve düşünmesi umuduyla bütün kadınlarımız adına size veriyorum ben. Teşekkür ederim. Başkan Güven günün anlam ve önemi sebebiyle kadınlara karanfil hediye etti. Evet, peki Antakya'da kadınlar ne yaptı? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Antakya'da kadınlar meydandaydı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar meydanlardaydı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyeleri 8 Mart'ı Antakya Köprü başında sloganlar ve zılgıtlarla karşıladı. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Çevreye, eşitsizliğe, kadın kırımına bugün tüm ülkede sokaklardayız. Bizlere dayatılan hiçbir tahakküm biçimini, kadınlar, kadın emeğinin sömürülmesinden kadın erkek hak eşitliğine kadar birçok konuda tepkilerini haykırdılar. Etrafımız patriarkal kapitalizm, krizler ve erkek egemenliği etrafında sarılı. Fakat teslim olmaya hiç niyetimiz yok. Dünya kadınlarının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin adıdır 8 Mart. Yakılarak katledilmiş 129 tekstil işçisine adanmış, devrimlere kapı aralayan Petersburglu kadın işçilerin 8 Mart 1917'deki grev ve direnişlerinin tarihselliğiyle şekillendi. Kadınların ezilmesinin,
emeğiyle ve bedeniyle sömürülmesinin, tümüyle eşitsiz koşullara mahkum edilmesinin, tüm deneyim ve görünümlerine karşı gücümüzü birleştirdiğimiz günde 8 Mart'tayız. İstanbul Sözleşmesi de gündemdeydi. Buradan bir kez daha soruyoruz. Erk milli değerlerine uygun? Tecavüz mu uygun? Kadınları katletmek mi uygun? Çeşitli cinsel yönelim ve kimlikten bireyleri katletmek mi uygun? Ne uygun? Milli değerleriniz sizin olsun. Biz kadınlar eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Biz kadınlar geleceğimizi iktidarın vaatlerine bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi tartışılamaz. Sözleşmeyi koşulsuz şartsız uygulatacağız. Platform adına basın açıklamasını Dinara Öztürk yaptı. 2020 yılında 300'den fazla kadın cinayeti işlendi. 2021 yılının geçtiğimiz bu iki ayı da kadın cinayetleriyle, erkek şiddetiyle geçti. Her kadın cinayeti de kadın cinayeti değil denilerek, intihar, kaza olduğu öne sürülerek gerçekler örtbas edilmeye çalışılıyor. Biz biliyoruz ki öldürülen her kadının sorumlusu erkek egemen sistem, onun yürütücüsü devlet ve iktidarın yanlış politikalarıdır. Katil giyen kadınlar isyanımızdır. Ve Seyhan Belediyesi diyeceğiz. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay efendim hastanede tedavi gören eşi Nesrin Akay'ı ziyaret edip hastanede 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hastanede tedavi gören eşi Nesrin Akay'ı ziyaret edip Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Akay bu süre içinde belediye başkanlığı görevini ise 8 Mart'ın ruhuna uygun olarak Kadın Meclis Üyesi Meryem Filiz Bahadırlı'ya bıraktı. Başkan Vekili Bahadırlı, başkanlık makamında kadın muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul ettikten sonra 8 Mart dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Başkan Akay ile birlikte katıldı. O zaman ben de anayım. Başkan Akay'ın görevini bıraktığı meclis üyesi Bahadırlı, sabah erken saatlerde kadın koruma eşliğinde kadın şoförün kullandığı makam aracıyla Seyhan Belediyesi'ne geldi. Bahadırlı'yı burada özel kalem müdürü Erkan Şenyurt karşıladı. Bahadırlı, başkanlık makamında günlük programla ilgili bilgileri aldıktan sonra kadın muhtarları kabul etti. Seyhan ilçesinde görev yapan kadın muhtarların sorunlarını dinleyip notlar alan Bahadırlı, STK temsilcileriyle bir araya geldi. Adana'nın şu anda en prestij mahallesi olarak o parkın bir an evvel yenilenmesini, başlamasını talep ediyorum. Kadınlarımız çocuklarıyla ortam bulamıyorlar. Mobese olmasını istiyorum. Daha güvende olsun kadınlarımız diye. Bahadırlı daha sonra Başkan Akay ile birlikte Seyhan Belediyesi'nin Melek Girmez Sokak'ta düzenlediği 8 Mart etkinliklerine katıldı. Bugün önemli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın bizim için aslında 8 Mart'lardan çok daha önce önemli olan kişi. Gerek kültürümüz, gerek inançlarımız kadını daima layık olduğu yerde görmek istiyor. 8 Mart'ta Belediye Başkan Vekili görevini üstlenen Meryem Filiz Bahadırlı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da andı. Önce büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve bütün büyük kadınlar yaşanan bütün güzel olaylardan dolayı onların aziz hatıraları karşısında saygıyla eğiliyoruz hepimiz. Kadın varsa demokrasi vardır. Bundan sonraki 8 Mart'lar için bir dileğim daha var. Kadınlarımızın sorunlarını konuşacağımıza, onların başarılarını, onların sevinçlerini paylaşacağımız nice 8 Mart'larda birlikte olmak ümidiyle. Başkan Akay ve Başkan Vekili Bahadırlı, etkinlik alanındaki kadınlara karanfil ve kadın dayanışma merkezinde kadınlar tarafından üretilen armağanları dağıtıp kadın mücadelesini simgeleyen mor balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik kapsamında Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği'nin katkılarıyla dünyada yaşanmış doğal afetlerde çekilmiş kadın fotoğraflarından oluşan Acıya Emek Eden Kadınlar adlı fotoğraf sergisiyle Kadın Dayanışma Merkezi'ndeki kadınların duygularını tuvale aktardığı Kadın Dayanışması adlı resim sergisi de izlenime açıldı.
Etkinlikte keçeden cüzdan yapımı ve takı tasarımı atölye çalışmalarıyla kadın sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında farkındalık çalışmaları yapıldı. Müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ve İstanbul Beylikdüzü Belediyesi efendim virüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden 42 sağlık çalışanının anısına bir hatıra ormanı oluşturdu. Beylikdüzü Belediyesi, pandemi sebebiyle hayatını kaybeden 42 kadın sağlık çalışanı anısına bir hatıra ormanı oluşturdu. Yaşam Vadisi 4. etapta yer alan Kadın Sağlık Emekçileri Hatıra Ormanı'na günün anlam ve önemine uygun olarak 42 adet çitlembik ve ıhlamur ağacı dikildi. Kadın dostu bir kent inşa etmek bizim boynumuzun borcu. Bunun için çalışacağız. Bugün burada 42 tane sağlık emekçisi kadının fidanlarını dikeceğiz ve inşallah burada bu sağlık emekçilerini burada anacağız ve Yaşam Vadisi'nde bizim için çok kıymetli olan bir noktada bu kadınlarımızı burada yaşatacağız. Bu diktiğimiz fidanlar ağaç olacak ve Beylikdüzü'ndeki komşularımıza emanet edeceğiz bunu. Konuşmaların ardından başkançılık ve beraberindeki heyet 42 adet çitlembik ve ıhlamur ağacına ilk can sularını verdi. Etkinliğe CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Aydoğdu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP Beylikdüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülü Sertürk, CHP Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve İlçe Protokolü katıldı. Ve kısa adı DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partisi efendim birinci yılını kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde kısa bir açıklama yapan Sabit Coşkun'du. İş adamı Sabit Coşkun, DEVA Partisi Hatay İl Başkanı. 9 Mart 2020'de Ali Babacan önderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi birinci yılını kutluyor. DEVA Partisi Hatay İl Başkanı Sabit Coşkun birinci yıla özel açıklamalar yaptı. Bundan tam bir yıl önce birinci sınıf ekonomi, birinci sınıf özgürlükler, birinci sınıf demokrasi ve birinci sınıf hukuk devleti için devasa bir adım attık ve böylece DEVA Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Tüm halkımıza, partililerimize, partimizin birinci yaşı kutlu olsun diyorum. Coşkun, DEVA Partisi'nin kuruluş amacını anlattı. Bugün sessiz kesimlerin umudu olmaya, genç işsizlerin, ev gençlerinin umudu olmaya devam eden bir liderimiz var. Türkiye'de adaletin aksaklıklarla dolu olduğu, ekonominin artık götürülemez hale geldiği bir dönemde Sayın Ali Babacan tüm Türkiye'ye DEVA olmaya çalışıyor. Biz de ona bu konuda destek olmaya gayret ediyoruz. 50 ilde teşkilatlanmanın bittiğini belirten Coşkun, 2021 sonuyla bütün illerde teşkilatlanma çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. 9 Mart 2020'de kurulan partimiz bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 50 vilayetimizde kurul çalışmalarını yapmış. 29 Aralık itibariyle de genel kurul büyük kongresini tamamlayarak 2021 yılı Haziran sonu itibariyle yapılacak tüm seçimlere, erken seçimler dahil, katılma hakkı kazanmış bulunmaktadır. Teşkilatlanmalarımız bir taraftan hızla devam etmektedir. 2021 sonuna kadar 972 ilçemizin tamamında ilçe kongrelerimiz tamamlanmış ve il kongrelerimiz de bitmiş olacaktır. Komşu ülke Suriye'de sular durulur gibi olduğunda, böyle süreçler zaman zaman yaşanıyor Suriye'de, hemen birileri harekete geçiyor ve Suriye'yi yeniden kaynayan kazan haline getirmeye çalışıyor. Bu çoğu zaman terör grupları oluyor. Amerika'nın maşası terör grupları, İsrail'in maşası terör grupları. Yine öyle bir haber var önümüzde. Kaynağı ise Rusya Savunma Bakanlığı efendim. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Suriye'nin İdlib bölgesindeki militanların kimyasal saldırı mizansenini, yani tiyatrosunu, hani böyle bir şey yok. Ama onlar sanki böyle bir şey yapılmış gibi bir algı bırakmaya çalışacaklar. Rusya Savunma Bakanlığı böyle bir uyarı yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib bölgesindeki militanların kimyasal saldırı mizansenini planladığını söyledi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Alexander Karpov, Heyet Tahrir-i Eşşam örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Kebane yerleşiminde provokasyon hazırlığı yaptığı yönünde bilgi elde ettiklerini açıkladı. Karpov, teröristler Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla İdlib bölgesinin Kebane yerleşiminde özel olarak inşa edilmiş kampta ölen ve yaralıları oynamaları için bölge sakinlerini kullanarak kimyasal saldırı mizansenini gerçekleştirmeyi planlıyor ifadelerini kullandı. Evet, Tahrir Eşşam, HDŞ kısa adı örgütü efendim. Onlar böyle bir mizansen hazırlıyorlarmış efendim. Evet ve son haberde Lübnan'dan geliyor efendim. Orta Doğu haberi yine. Lübnan Genelkurmay Başkanı efendim, ülkede yaşanan siyasi krizin ülkenin efendim neredeyse tüm alanlarına yayıldığını anlattı. Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun siyasi krizin tüm alanlara yansıdığını belirterek yetkilileri ülkenin gidişatıyla ilgili uyardı. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, ülkedeki gelişmeleri ve sıkıntıları ele almak üzere askeri yetkililerle bir araya geldi. Lübnanlı siyasi yöneticilere hitaben "Nereye gidiyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diyen Aoun, ülkedeki durumun infiale yol açabileceği ciddiyette olduğuna dair birçok kez uyarıda bulunduklarını söyledi. Aoun, ülkedeki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda. Kriz özellikle ekonomik açıdan yoksulluk ve açlığın artmasına yol açtı. Maaşlar da alım güçlerini kaybetti. Ordunun bütçesi her yıl düşürülüyor, bütçe yıl sonuna kadar yetmiyor. Askerler de sıkıntılar çekiyor ve halk gibi aç kalabiliyor, dedi. Genelkurmay Başkanı, ekonomik kriz ve yansımalarının yanı sıra İsrail'in devam eden tehditleri ve uyuyan terör hücreleri nedeniyle ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olmadığını işaret etti. Aoun, ekonomik krizin oluşturduğu baskılara rağmen ordudan firar edenler olduğuna dair iddialarınsa gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Merkez Bankası'nın resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen kara borsada bir ABD dolarının 10.300 Lübnan parası üzerinden işlem gördüğü ülkede 2 Mart'tan beri yolları trafiğe kesme eylemleri düzenleniyor. Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarlarla ithal edilmesi dolayısıyla kara borsadaki kur doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor. Evet sevgili seyirciler, HRT Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.